Ahmet Erken Kurtop Başkanı, Sayın Başkanım. Genel Başkanım hoş geldiniz. İsmail Keskin, Karakutköy, Edirne çiftçilerinden. Evet, biraz geri gelin. Sol taraf. Yok. Sol taraf biraz geri gelin. Arkadaşlar. Evet, iyi misiniz? Sen misin? Evet, güzel. Merhaba. Nasılsın? Çok iyi. Gayet iyi. Ülkemizin ve dünyanın şu anda konuştuğu bir ürünün yanında buluyorsunuz. Bir çiftçi için bu gördüğünüz ürün evlat gibidir. Her sezonun bir hikayesi vardır. Bu hikayenin de sonuna gelmek üzereyiz. Hasatı sonudur. Son 3-4 yıldır bazı mesleklerin ve bazı ürünlerin dünya üzerinde önemi ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri çiftçiliktir. İkincisi de ayçiçeğidir. Ayçiçeğin öne çıkmasının en büyük sebeplerinden biri iklim krizinden, yani havaların ısınmasından en çok etkilenen bir bitkidir. Şimdi Türkiye'de biz tükettiğimiz ayçiçeğinin %65'ini üretiyoruz. Fakat son yıllarda özellikle mazot ve gübrenin pahalı olmasından, buğdayı masrafı olmasından dolayı Trakya'da insanlarımız biraz daha ayçiçeğe yöneldiler. Bu sene ekim oranımız rekor düzeylere gelmiştir. Fakat şöyle bir durum vardır, iklim krizi, işte bu sene Trakya'da duymuştunuz, tırtıl, yağışların almaması, bu tarlada da görebiliyoruz. Burası çok iyi verim yapabilecek, 100 metrede çok kötü verim yapılacak. Çünkü buraya yağmur düşmüştü. Bizim bunu yükseltebilmemiz için Trakya'da bulunan yarım kalmış barajların tamamlanması ve Çömlekköy Barajı gibi çok önemli bir projenin derhal bitirilmesi lazımdır ki biz bu şekilde yüksek verim alalım. Yani Türkiye ortalaması 170-180 kilolardayken Ukrayna ve Rusya 360 ile 350 kilo ortalama içmiştedir. Bunun en büyük sebebi tarımsal mekanizasyonla bilimden yararlanmaktır. Şimdi Genel Başkanım, bu ayçiçeğinin bu seneki maliyetini şöyle kıyaslayabilirsek, geçen sene Nisan ayında ekim yaptığımız zaman mazot 6.25 liraydı. Bu sene ekim yaptığımızda 21 lira. Geçen sene ekim yaptığımız Nisan ayında 2900 lira olan 20-20 gübresi bu sene 9000 liradan çiftçi ekmiştir. Evet. Geçen sene 1200-1300 arasında olan tohum çeşitleri bu sene 2300 ile 2600 arasında değişmiştir. Şimdi bizim beklentimiz şudur Genel Başkanım. Biz geçen sene 40 yağ oranı 5400'e ayçiçeğini sattığımız zaman 750 kilo mazot alabiliyorduk geçen sene Ağustos ayında. 1 kilo 40 yağ oranı ayçiçeğini sattığımız zaman 1371 kilo gübre alabiliyorduk 20-20 gübresi. Bizim beklentimiz bunları alabilmektir. Yani bu sene de aynı şekilde o oranda aldığımız zaman bizim için yeterli. Tabii bir de şimdi enflasyon ve artan şartlardan dolayı seneye Ekim ayında bu maliyetlerin ne olacağını bilmediğimiz için destekleme 50 kuruştu. Onu da 2 liraya çıkarmasını istiyoruz. Şimdi bunu eğer yapmasak ne olur Genel Başkanım? Bu çiftçi seneye bu üründen para kazanamazsa seneye az eker. Evet. Bu az ekmek de ne demektir? Dışarıdan alacağız. Evet, bu da demektir ki Robinson Crusoe ile Cuma'nın gemi beklemesi gibi tüm Türkiye Tekirdağ Limanı'nda gemi bekler. Evet. Çok teşekkür ederim. Tüm çiftçiler Edirne ve Trakya'daki ayçiçekler adına böyle bir günde bizleri ziyaret ettiğiniz için. Değerli basın mensupları, aslında benim anlatacaklarım çok daha güzel. Bu işin içinde olan, alın teri döken, ürünle evladı gibi bakan, hasat yapmak isteyen, elde ettiği gelirle bir sonraki yıl tekrar ekin yapıp tekrar Türkiye'ye katkıda bulunmak isteyen bir çiftçi kardeşimiz konuştu. Birlikte, hep birlikte buradayız zaten. Konuya vurgu yaptı. Tarımın, çiftçiliğin çok önemli olduğunu vurguladı. Evet, pandemiyle beraber bütün dünyada tarımın stratejik bir sektör olduğu artık herkes tarafından bilinen bir olay. Dolayısıyla tarıma destek vermemiz lazım. Çiftçiye destek vermemiz lazım. Destek vermenin ötesinde tam tersi yapıldı Türkiye'de. Gübreden, ilaçtan, mazottan tutun pek çok şeye aşırı zamlar yapıldı ve doğal olarak çiftçi nasıl ekeceğini, nasıl gelir elde edeceğini, hayatını nasıl sürdüreceğini bilemez noktaya geldim. Şimdi güzel, bereketli bir tarlanın önündeyiz. Geçen yıl ekilmiş, biraz sonra, daha doğrusu bir süre sonra ürünler derlenecek, toparlanacak. Ton başına bir fiyat verilmesi lazım. Evet, başkanım. 16 bin lira. Makul olan fiyatı 16 bin lira. Yani kilosu 16 lira olması lazım. Destek hariç. Eğer bu alım fiyatı deklare edilir ve çiftçiden bu ürün ton başına 16 bin liradan alınırsa çiftçi en azından bırakın kar etmeyi,
En azından önümüzdeki yıl evet ben bunu ekebilirim diyecektir. Evet ektiğim zaman sosyal devlet bana sahip çıkacaktır. Bunu söyleyecektir. Ekmezse ne olur? Çiftçiye veremediğiniz paranın çok daha fazlasını yurt dışında ürün elde eden çiftçinin kasasına akıtacaksınız. Dolar olarak ithal edeceksiniz bunu ve paralar dışarıya gidecek. Çiftçimiz çalışkandır. Tarlalarımız bereketlidir. Karısıyla, çoluk çocuğuyla hep beraber çalışıyorlar. Aile olarak çalışıyorlar. Kimseye minnet duymak istemiyorlar. Kimseden kimseye borç altında ezilmek istemiyorlar. Gübresini alsın, ilacını alsın, mazotunu alsın, tarlasına traktörünü sürsün. Huzur içinde, güven içinde, şarkı söyleyerek, türkü söyleyerek bereketli tarlasını eksin, ürün elde etsin. Bizler de sofralarımızda kendilerine teşekkür ederek kahvaltımızı yapalım, yemeklerimizi yiyelim diyorum. Bir şeyden emin olmanızı isterim değerli arkadaşlarım, çiftçi kardeşlerim. Bu ülkenin insanı sizin ne kadar değerli bir iş yaptığınızı biliyor. Yani ister doğuda, ister batıda, güneyde, kuzeyde, nerede olursak olalım bu ülkenin insanı çiftçinin ne kadar değerli bir hizmet verdiğini biliyor. Siz üretmediğiniz zaman hepimizin aç kalacağını onlar biliyorlar. O nedenle size destek vermek, sizi desteklemek bizim en temel görevlerimizden birisidir. Hepinize teşekkür ederim. Rakamı söyledim. Bugün saat 1.30'da zaten bizim grup toplantımız var. Grup toplantımızda biraz daha ayrıntıya gireceğim. Çiftçilerin beklentileri nedir? Onlara neleri vereceğiz? Hangi imkanları sağlayacağız? Bizim taahhütlerimiz nedir? Bunu da ayrıca belirteceğiz. Hepinize teşekkür ederim. Merhaba başkanım. Bizimle beraber olmanızdan gurur duyduk. Çiftçinin arkasında destek verdiğiniz için. Geçen yıl, geçtiğimiz yıl üre gübresi 2200 liraydı. Bu yıl 14 bin liradan aldık. %700. Bugün bir ton ayçiçeğine bir ton gübre alamıyoruz. Yani bunları dile getirmek istiyoruz. Sizinlerinle yani çiftçinin işi zor. İşi, başkanım. İşi zor ama sorun çözülmez. Nitelikte bir sorun değil. İnşallah çözülür. Sayın Genel Başkanım, İnşallah. Aynı zamanda sizin telaffuz ettiğiniz rakam bugünkü Mart ayındaki çarpımlarla yağa fiyat verildiğini endeksini eş değerdedir. Evet. Bu ne eksi ne fazladır. Yağ fiyatlarını çarpımını yaptığımız zaman zaten fiyatın ne olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Evet. Biz de zaten makul şeyler, uygulanabilir şeyler, kabul edilebilir şeyler söylüyoruz. Afaki şeyler söylediğimiz zaman vatandaş açısından da inandırıcı olmuyor. Biz dünya sizin, piyasaları da belli sayın. Sizin maliyetinizi biliyoruz. Evet. Mazotu biliyoruz, ilacı biliyoruz, gübreyi biliyoruz, fiyatları biliyoruz. %300, %400 yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bizim söylediğimiz rakamlar sizin kar elde ettiğiniz değil, maliyetlerinizi karşılayabileceğiniz bir rakam aslında telaffuz ettiğimiz rakam. Bir şey daha var yani. Buraya dışarıdan getiriyorsun ayçiçeğini, bir de ayrıca ondan gümrük indirimi yapıyorsun, sıfır bir vergi diyorsun. Bu sıfır vergi ne demektir? Karşı tarafın çiftçisine destek vermek demektir. Oysa bir devlet önce kendi halkını, kendi çiftçisini korumak zorundadır. Bir gümrükler onun için vardır, vergiler onun için vardır. Siz onlara sıfır vergi, size her türlü vergi, onlara sıfır zam, size her türlü zam olmaz. Biz bu ayrımcılığı da kabul etmiyoruz. Teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bilmenizi isterim, sizi destekliyoruz. Gider, bu ayçiçeği de 15 gün sonra bitecek. 15 günde muhtemelen Mart'ın sonunda ekilmiştir. Evet. Yağış aldığı için çok iyidir. Bu bölgede tırtıl da yaşanmamıştır. Evet. Yalnız iklim krizini size anlatmak için şöyle bir dönersiniz arkanızda, bakın şurası yeşil. Evet. Hemen hemen aynı zamanda ekilmiştir. Evet. Ama o ayçiçeği kurumuştur. Verimi de çok düşük olacaktır. Öyle mi? Evet. Hmm. O ayçiçeğinin verimi 100 kiloya geçmez. Bu 250-300. Burayı yağmur düştüğü için, yağmur orada kestiği için. Şimdi bu topraklar çok verimli topraklar. Bizim de bu ayçiçeğine ihtiyacımız var. Yani %65'ini üretebiliyoruz. 100 milyona dayanan nüfus var. 40-50 milyon turist geliyor. Dünyanın en küçük ayçiçeği. Hani bunu nasıl yapabiliriz? Tohum kalitesini, işçiliği arttırmak üzere de sulamakla yapabiliriz. Evet. Bu gördüğünüz sahalar bir barajla sulanacaktır. Trakya'mızda, özellikle Edirne'mizde çok yarım baraj vardı. Ama üreticiye destek istiyoruz. Hem destek. Evet. Destek istiyoruz. Üreticiye destek istiyoruz abi, başkanım. O barajların da bitmesini üreticiye hakkı olanı istiyoruz. Hakkı olanı istiyoruz. Hakkı olanı verilsin üreticiye. Evet. Şimdi 10 yıldan beri 50 kuruş destek alıyoruz. Evet. Ayçiçeğine. Biz bunun 2000 lira olmasını istiyoruz başkanım. Öyle. 1 ton ayçiçeğine bir ton mozot alamıyoruz. Öyle. Eskiden 1200 kilo mozot alıyorduk bir tonla. Evet. 30 bin lira olmuş.
Mazot. Evet. Şöyle isterseniz biliyorum. Genel Başkanım biraz yapalım. Biraz da bir iki tane tadına bakın. Peki, İnşallah uğurlu gelir. İnşallah. Daha tam olgunlaşmamış. Yol geçirme günü daha var. Daha yumuşak. Evet. Devam ediyor. Yapraklar yeşil kaldıkça fotosenteze devam edip ürünün kalitesini ve yağ oranını artırıyor. Yağ oranı artıyor. Evet, evet. Güzel. Bereketli olsun. İnşallah beklentileriniz karşılanır. Çok teşekkür ederiz. İnşallah bizim deklare ettiğimiz, sizin kabul ettiğiniz fiyatın kabul edilmesi bizim de en büyük arzumuzdur. Bu fiyat kabul edilirse gerçekten ayçiçeği üreticileri memnun olacaktır. Seneye daha güzel, daha huzur içinde tarlalarına gidecekler. Ekimini yapacaklar. Ekimini yapacaklar. Evet, başkanım. Başkanım birkaç cümlede genç işçi olarak ben söyleyebilir miyim? Söyle, buyur, tabii. Gel. Genel Başkanım, ben Burak Doğanca köyünde çiftçilik yapmaktayım. Son 20 yılda gelinen noktada tarımın geleceği çok büyük tehlikede. Şu anda genç çiftçi sayısı kalmadı. Arkadan gelen çiftçiler çok az. Köyümüzde hayvan sayısı çok azaldı. Sorunlar çok büyük Genel Başkanım. Lütfen kurtarın bizi. Son 20 yılda yani çok kötü duruma geldik. Topraksız köylüler oluşmaya başladı. Arkadan gelecek çiftçilik yapacak nesil sayısı çok az. Yani durum çok kötü. Yani sizden ricamız... Açıkladığımız gibi Genel Başkanım lütfen bu kurtarın bizi yani bu durumlardan siz düzeltebilirsiniz. Beraber düzelteceğiz. İnşallah hep başkanım beraber. İnşallah. Beraber. İnşallah. Beraber. Sizin desteğinizle Türkiye'yi aydınlığa inşallah hep beraber i̇nşallah. Çıkaracağız. İnşallah çünkü başkanım. Bu ülke bizim ülkemiz ve bu ülkede herkesin huzur içinde yaşamasını isteriz. Alın terine değer verilmesini isteriz. Ekiyorsunuz, üretiyorsunuz, geceniz gündüzünüz yok ama bunun karşılığını almak da sizin hakkınız. Biz hakkımızı istiyoruz öyle. Başkanım. Siz fazla bir şey üretimin istemiyorsunuz. Üretimin en iyisini hakkı. Yapmaya çalışıyoruz, tabii. Elimizden geleni öyle. Yapıyoruz. Biz hakkımızı istiyoruz. Ha, tamam. Hakkınızı teslim almanız için biz de çalışacağız. İnşallah. Teşekkür ederiz Sayın Başkanım. Evet efendim. Evet, evet. Sayın Başkanım, evet, teşekkür ederim. Allah sağ olun. Gayet iyiyim, sağ olun. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Edirne'nin büyük döllük köyüne hoş geldin, sefa geldin. Eyvallah, eyvallah. Nasılsınız? Hamdolsun, teşekkür ederim. Allah iyilik versin, Allah hoşluk versin. Amin, amin, sağ olun. Sağ olun. Evet, hoş geldin. Hoş bulduk, sağ olun. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sağ olun. Hoş geldiniz. Ben de çok iyiyim. Sağ olun, teşekkür. Efendim, bu güzel sofrada, bereketli sofrada bizi ağırladığınız için, bizi kabul ettiğiniz için hepinize yürekten teşekkür ederim. Türkiye'nin pek çok derdi var. Bu derdi en iyi gören, en iyi yaşayanlar sizlersiniz. Kırsalda çalışanlar, üretenler, alın teri dökenler. Siz çalışmazsanız, üretmezseniz 84 milyon aç kalır. Bu bir buzdolabı değil, bir araba değil, bir traktör değil. Arabanız olmayabilir, traktörünüz olmayabilir, mobilyanız olmayabilir. Ama günde iki sefer, üç sefer yemek yemek zorundasınız. Dolayısıyla insanların karnının doyması lazım. Şehirde oturup üretim yapmak mümkün değil. Oradaki üretim tarzı daha farklı. Ama kırsalda toprakla buluşuyorsunuz. Günün neredeyse 24 saati düşünüyorsunuz, tartışıyorsunuz, tarlanıza gidiyorsunuz. Varsa sulama kanallarınız oraya gidiyorsunuz. Tohum alacağım, mazotu götüreceğim, mazot alacağım diye pek çok derdiniz var. Dolayısıyla... Bir çiftçi ne zaman mutlu olur? Bütün bu ürünleri ekmek, ürünleri elde etmek, harmanı kaldırmak, doğru dürüst bir gelir elde etmek, yani alın terinin karşılığını almak, sonbaharda düğününü, derneğini yapmak ve böylece bir dönemi bir anlamda bitirmek. En güzel huzur içinde yaşayan çiftçimizin beklentileri 3 aşağı 5 yukarı böyledir. Hayvancılık yapan, besicilik yapanlar da, onlar da işte hayvanını alır, besler, belli bir noktaya getirir. İyi bir süreç içerisinde malını satabilir ve oradan da gelir elde edebilirse bunu devam ettirir. Çoluk çocuğunu okutur, üniversiteye gönderir. Çok fazla bir şey istenmiyor aslında bu ülkede. Bu ülkede istenen şu, benim alın terimin karşılığı birisi yetiyor zaten. Öyle milyarlar, dolarlar, şunlar bunlar değil yani. Üretiyorum, çalışıyorum. Sosyal devlet benim alın terimin karşılığını verecek. Normalde dünyada bütün ülkelerde ister gelişmiş olsun ister az gelişmiş olsun bütün ülkeler tarımı desteklerler. Tarıma olağanüstü destek verirler. Çünkü üretilmesi lazım. Besin lazım. Bizde de 2006 yılında bir tarım kanunu çıktı. Onun meşhur bir 21. maddesi var. Orada diyor ki çiftçiye her yıl
milli gelirin en az %1'i oranda destek verilir. En az %1'i oranda destek verilir diyor. Ama bugüne kadar %1'i oranda tam destek verilmedi. Her seferinde kestiler. Son zamanlarda biraz daha kestiler. Normalde kanuna göre bu sizin hakkınız. Sizin hakkınızın bile teslim edilmediğini biliyorum. Her yerde, her ortamda dile getiriyoruz. Bir tarım masamız var. Tarım masamız, o da milletvekili arkadaşlardan oluşuyor. Başkanı da sizler gibi çiftçilik yapıyor. Milletvekilimiz aynı zamanda çiftçilik yapıyor. Dolayısıyla biz Türkiye'nin her bölgesine bir şekliyle gidiyoruz. Yani fındık üreticisinden, çay üreticisinden, patates, soğan üreticisinden, efendim ayçiçeği, buğday üreticisinden bunlarla görüşüyoruz. Aslında dertler 3 aşağı 5 yukarı ortak. Yani traktör, mazot. Biz şöyle bir söz verdik çiftçiye. İnşallah sizlerin oylarıyla iktidar olduğumuzda kırmızı mazot vereceğiz. Ya yani ÖTV'si, KDV'si olmayacak mazotun. Ya çiftçiye ne ÖTV ne KDV kardeşim. Yata veriyorsun ÖTV'siz, KDV'siz. Çiftçiye mazotu veriyorsun ÖTV dahil, KDV dahil. Olmaz. Eğer destek verilecekse ÖTV'yi kaldıracaksın, KDV'yi kaldıracaksın. O mazotu başkası kullanmasın diye kırmızı yapacaksın. Kırmızı mazot uygulayacaksın. Bütün aşağı yukarı Avrupa'da var zaten bu. Yani biz de kendi ülkemizde, kendi çiftçimiz için getirelim. Bir şey daha düşünüyoruz. Özellikle kırsalda çalışan kadınlar ve gençler, sizin sosyal güvenlik primlerinizi de devlet ödeyecek. Yani sizler emekli olacak, emeklilik hakkına kazanacak. Erkekler değil, onlar kendileri ödeyecek. Ama kadınların ve gençlerin, evet, çünkü kırsalda kalmaları lazım, üretmeleri lazım. Onların sosyal güvenlik haklarına kavuşması lazım. Kırsalda kaldığı zaman perişan olmaması lazım. Onların sosyal güvenlik primlerini bir şekliyle devletin ödemesi lazım. Bunu hedefliyoruz. Ayrıca şöyle, her seferinde taban fiyat vesaire diye tartışıyoruz. Taban fiyat işte bugün söyledik. Ayçiçeğinde ton başına 16 bin lira olsun diye makul bir rakam aslında. Yüksek bir rakam da değil. Sizin makul gelir elde ettiğiniz, daha doğrusu emeğinizin karşılığı olan bir bedel aslında. Telaffuz ettiğimiz bedel. Dedi ki şöyle bir şey yapalım. Çiftçi ne ekiyorsa, buğday, arpa, yulaf, efendim kanola, ayçiçeği, dönümün maliyeti 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Dönümde kullanılan traktörün mazotun fiyatı bellidir, ilacın fiyatı bellidir, sulama varsa suyun fiyatı bellidir, işçilik varsa işçiliğin fiyatı bellidir. Ya yani dönümün maliyetini çıkarırsınız, üstüne makul bir kar koyarsınız, eşittir taban fiyat dersiniz. Böylece çiftçi asla zarar etmeyecek bir modelle karşılaşacak. Yani çiftçinin hiç zarar etmeyeceği bir modeli ihya etmemiz lazım. Maliyeti belli mi? Belli. Çağırsın Ziraat Odalar Birliği Başkanı'nı, dersin ki ya şu tarlanın maliyetini çıkar. Şu ayçiçeği tarlasının maliyeti bellidir. Kaça mal olduğu bellidir. Üzerine çiftçinin alın teri var, bir kar koyacaksın. Karı koyduktan sonra diyeceksin ki devlete, diyelim ki 1000 liraya mal ettin. Güzel. 1000 liraya mal ettin, %20'de diyelim kar vereceksin. %10 kar vereceksin. 1100 lira veya 1200 lira. Diyeceksin ki bunun maliyeti kar dahil 1100-1200 lira. Bunun üstüne alıcı varsa gitsin satsın. Belki 2000 liraya satar. Belki 5000 liraya satar. Ama 1100'ün altına düştüğü zaman devlet diyecek onu ben alırım. Çiftçiye zarar ettirmem. Makul karıyla çiftçi bu parayı alacak diye. Böylece hem kırsalda kalma olur, hem tarımsal üretimi doğru dürüst büyütmüş, geliştirmiş oluruz. Aynı zamanda bırakın ithalat yapmayı, ihracat yapma imkanımız olur. Yani Orta Doğu'ya, diğer yerlere ihracat yaparız. Ben Erzurum'a gittim. Erzurum'da mesela sadece Orta Doğu ve Kafkasların et ihtiyacı, yani et borsası 30 milyar dolar arkadaşlar. 30 milyar dolar. Ya 30 milyar dolarla siz o bölgeyi tamamen Orta Doğu'nun ve Kafkasların en büyük besici merkezi haline getirebilirsiniz. Erzurum, Ağrı, Bingöl, Tunceli, o bölgeyi yaptığınız zaman hem göç olmaz, hem insanlar kazanır, hem bölgede sizin saygınlığınız olur. Gidip kapı kapı dolaşıp ya dolar mı alacağız, para mı alacağız, birisi bize yardım mı edecek, bunlardan da kurtulmuş olursunuz. Buna benzer pek çok düşüncemiz var. Devletin akılla yönetilmesi lazım, bilgiyle yönetilmesi lazım, birikimle yönetilmesi lazım, liyakatle yönetilmesi lazım. Devlet hepimizin devletidir.
Devlet sosyal devlet olmak zorundadır. Sosyal devlet şu demektir, hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir devlet demektir. Sosyal devleti böyle inşa edersiniz. Diyeceksiniz ki sosyal devlet bizim anayasada yazıyor mu? Evet yazıyor. Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen 4 maddesinden birisi de Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal hukuk devletidir der. Dolayısıyla sosyal devleti sağlamak zorundasınız. Sosyal devletin en temel özelliği çalışan insanın alın terinin karşılığını vermektir. Ayrıca havza bazlı planlama yapmak zorundasınız tarımda. Her önüne gelen her istediği ürünü ekemez. Trakya'nın niteliğine bakılır, toprak analizlerine bakılır. Ona göre burada denir ki buğday ekin, arpa ekin, kanola ekin, Konya Ovası'nda şunu ekin, Çukurova'da bunu ekin diye havza bazlı planlama yapılır. Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre yapılır ve Türkiye'de herkes neyi ekeceğini bilir, en az kaçtan satacağını da bilir. Çünkü o en az rakam makul bir karı içeren rakamdır. Onu devlet alıcısıdır. Onun üstünde alıcı varsa istediğine satar çiftçi. Dolayısıyla Türkiye bütün bunların hepsini aşabilir. Gelir elde edebilir, Türkiye zenginleşebilir. Bütün bunların hepsini yaptığımız zaman emin olun her evde huzur olur. Her evde bereket olur. İnsanlar huzur içinde çalışır. Ama benim sizlere bir sözüm var. Havadan para kazanlara ben imkan vermeyeceğim. Bunu size de söylüyorum. Medyanın karşısında iktidar sahiplerine de söylüyorum. Allah nasip eder iktidar olursak Millet İttifakı olarak havadan para kazandım. Masaya oturayım, parayı yatırayım bankaya, dünyanın faizini elde edeyim. Dolar garantisi verilmiş, faiz garantisi verilmiş, kar garantisi verilmiş, bir de sıfır vergisiz. Ben bunlara izin vermem. Kimse kusura bakmasın. Alın teri mi döktün kardeşim? Yok. Otur oraya, keyfine bak, paranı yatır, oradan faiz geliri elde et. Üstelik dolar garantisi olsun, üstelik elde ettiğin faizden ayrıca vergi ödeme. Peki çiftçinin günahı ne? Esnafın günahı ne? Sanayicinin günahı ne? Bunlar çalışıyorlar, risk üstleniyorlar. Öbür adamın hiç riski yok, hiç ama. Dünyanın parasını kazanıyor. O paraların tamamını alacağım, bu millete vereceğim. Hiç endişeniz olmasın. Efendim hepinize afiyet olsun böylesine güzel bir sofra için. Sayın muhtarım size de teşekkür ederim. Şahsınıza bütün köy halkına da teşekkür ederim. Hanımlara teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Onların mübarek elleriyle hazırladıkları bir sofra. Size teşekkür ederiz efendim. Bugüne kadar benim torunumun dahi hakkını yediğini biliyorum. Evet. İktidara geldiğinizde benim bu torunumun hakkını karşı taraftan alıp kendisine verecek misiniz? Eğer siz haklı olan birisinin hakkını teslim etmezseniz o zaman devleti niye yönetiyorsunuz? Bugün sıfırdan gelip de milyarlarca dolarları olanlar var. Evet. Bunlardan onu alıp benim hakkım olan alıp az önce söyledim. Onları alacağım. Beşli Şete'den alacağım onları. Bu millete vereceğim. Onu İnşallah. Tabii. İkinci sorum. Sarayı ne yapacaksınız? Oturacak mısınız? Yoksa bir eğitim merkezi haline mi gideceksiniz? Çankaya. Bizim için makamsa Mustafa Kemal'in makamı. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Eyvallah, çok sağ olun. Yaklaşık bir hafta içinde Ayçi kasada başlayacak. Evet. Ayçi'nin fiyatı belli değil. 17 liraya göre yağ fiyatı belirlendi. Yağ fiyatında az bir şey düşüş var. Fakat ayçiçeği bugün için 11-12 lira bandına düştü. Buradan 16 çiftçi dışında kurtarmaz. Çiftçi dışında büyük para kazanılıyor. Evet. Bu para çiftçiye gelmeyecek. Bu bir. İkincisi az önce arkadaş söyledi. Trakya toprakları çok hızlı el değiştiriyor. Evet. Yaklaşık 10 yıldan bu yana hacize ve mahkemeye düşen bütün tarlalar iki katına belirli şirketler ve şahıslar tarafından toplanıyor. Bu bana aynı Filistin'in tarihini hatırlatıyor. Bu bir milli mesele. Hızla bir çiftçiden çıkış var. Bu yasal olarak yapılıyor fakat çok büyük miktarlarda çiftçi artık kendi tarlasını alamayacak vaziyette. Buna bir politika geliştirilmesi lazım. Onun dışında da var. İlk önce Lüleburgaz'daki sarımsaklı çiftliği
arkadan Alpullu Şeker Fabrikası. Hep aynı bantta bu devam ediyor ve artarak en son burada bir ay önce oldu. İki katını geçti tarla fiyatı. Bu durumu anlatmak istedim. Artık yarın malımızı kaça satacağımız ve sattığımızdan bir dahaki harmanı görmemiz lazım. Kaça satıp kaça alacağımız belli değil. Öyle bir durumdayız. Şöyle yapmamız lazım belki. Sadece bu Trakya bölgesinin arazilerini, evet, toprak belirlerini tümüyle TAPU üzerinden bir araştırmak lazım. Böyle bir rapor çıkarıp o raporu sizlerle paylaşmak lazım. O çok hızlı oluyor. Evet. 10 yıldan bugün. Biliyorum bu özellikle belli holdingler, belli çevreler bu bölgelerden çok büyük arazi kapattıklarını biliyoruz, evet, biz. Ama rakamı tam bilemiyoruz. Belki onun üzerinde özel olarak durmak lazım. Toplulaştırma da o toprak alanlara çalışıyor. Alanlara çalışıyor, evet. Şey, her köyde Edirne çapında da var. Bayağı oldu. Evet. Fakat o da o şeylere, şirketlere yarıyor. Evet. Hatta hazine arazilerini onlara bitiştiriyor. Evet, evet. Yani ona bitişince direkt oraya gidiyor. Hazine arazisini de alıyoruz. Hazine arazisi, bütün olanaklar onlara gidiyor. Evet, evet. Şey bile olabilir, vergi muafiyeti bile olabilir. Teşvik olabilir, onlar bizim bilgimiz dışında. Neyse. Ama köylü mağdur. Onlar sizin bilginiz dışında, bizim bilgimizin içinde. Onlar halledeceğim. Hiç meraklanmayın. Tamam. Teşekkür ederim. O da estağfurullah.